Hep birlikte aldık bu kararı. İzlemeyeceğiz. Suç ortağı olmayacağız. Aynen. Bu yüzden şu anda tüm Türkiye genelinde bütün konfederasyonlar, dernekler, yaşam hakkı savunucuları, çocuklara, insanlara, hayvanlara, doğaya, bitkiye, her şeye değer verin. Ya bir şey demek lazım, değil, her şeye değer verin, her şeye önemli. Bir, bütün olarak, kainatı yaratan Allah Teala'nın yarattığı her şeye önemli. Hayvan yaşamak, savunucuları, hem insanlar için, hem için, hem doğa için, vicdan için, adalet için, merhamet için, şefkat için, kötülüğün karşısında durmak için, son karşısında durmak için eş zamanlı olarak bu basın açıklamasını tüm Türkiye genelinde, bütün illerde, ilçelerde yapıyoruz. Bu basın açıklamamızın bir bölümü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hitap şeklinde belirlendi. İkincisi de çizmenin vekil olarak meclise gönderdiği Türkiye Hükümet Meclisi'nin sayın milletvekillerine çağrı şeklinde ve bu geçmişte Hayırsızada ve birçok katliamlarda utançla hatırlayacağımız bir dönem tekrar yaşanmasın diye, bu dönemi tekrar yaşamamak için biz bu hayvan soykırımı diyebileceğimiz bu yasa teklifinin meclisten geri çekilmesi çağrısında bulunacağız. Meclisteki AK Parti Grup Başkanı ve Başkan Yardımcısı hayvan, canlarla ilgili, yaşam hakkı savunucularıyla ilgili mevcut konsepte bir cümle dahi geçirmemiştir. Bir cümle dahi. Ne veteriner hekimleri olarak bildiğiniz raporun, ne hayvan hakları barolarının, ne STK'ların, ne yerel hayvan koruyucuların, ya yaşam hakkı savunucularının hiçbirinin bir cümlesini bile almadan sadece hayvan canların soykırımını esas alan, işte hasta iyileşemeyecek, yok bulaşıcı hastalık, yok sahiplenemeyecek, yok kendi kendine beslenemeyecek diyerekten hepsini neredeyse kapsayabilecek şekilde %99'un derhal ölmesine neden olan daha önce de yasakların üzerinde acımasızca bir mevzuat çıkarlara yine ölüme terk edilen şu an hayatta kalanların da bu yasayla birlikte derhal öldürüleceğine dair bir yasa şu anda maalesef hayvan soykırımı yasası Türkiye Hükümet Meclisi'nin şu anda gündeminde. Bakın ben buradan çok net olarak söylüyorum. Bu yasa bu haliyle geçerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde ben kendimi yakacağım. Bunu net olarak söylüyorum. Belki öleceğim, belki ağır yaralanacağım bilmiyorum. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde kendimi yakacağım. Ben de benim gibi birçok hayvan sever var. Gereksiz olduğunu sizlere yapacağız diyen ama yapmasınlar. Bu yasayı lütfen değiştirin. Yasaların bir başka yüzünü anlatın. İçeriye tutmalar. Hayvanların katledilmeleri, günlük katledilmeleri, saniye saniye bakın bu yasayı geçmeden için her şeyi yapacağız. Bunu